Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle bugün Osmanlı Devleti'nde denizlerdeki faaliyetler konusunu işleyeceğiz. İlk başlığımızı yazalım bakalım. Denizlerdeki savaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki Türk tarihinde ilk denizci beyliğimiz Çaka Beyliği değil mi? Onu bir hatırlamak amacıyla şuraya yazalım. Çaka Beyliği. Çaka Beyliği'nden Çaka Beyliği arkadaşlar. Değil mi? Ancak arkadaşlar Çaka Beyliği 1093 yılında yıkılmıştı, değil mi? Yani Osmanlı'ya yetişemeden Çaka Beyliği yok olmuştu. Peki Osmanlı Devleti nasıl denizlere ulaşabildi? Nasıl denizcilik faaliyetlerine başladı? Hemen ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti hani demiştik ya Söğüt ve Dobunç'ta kurulmuştu. Uç beyliği olarak meydana gelmişti. Peki Osmanlı Devleti ilk kurulduğu andan itibaren mi tersaneye sahip ya da denizlere hakim olmaya başlıyor? Hayır. Ne oluyor arkadaşlar? Çaka Beyliği Beyliğinden sonra diğer ilk denizci beyliğimiz Çaka Beyliğinden sonra bu birinci olsun, bu da ikinci Karası Yolları olsun arkadaşlar. Karası Yolları'nı arkadaşlar Orhan Bey alıyor. İkinci padişahımız. Orhan Bey arkadaşlar Karası Yolları'nı ele geçirdikten sonra biz tersanemize sahip oluyoruz. Evet, bizim ilk tersanemiz Orhan Bey zamanında Karası Yolları'nın ele geçirilmesiyle elimize geçiyor. İlk tersane. Ve aynı zamanda arkadaşlar ele geçirilen ilk beyliktir Karası Yolları. Peki ilk tersanemiz nerede kuruluyor arkadaşlar? Bakalım. Karamürsel'de arkadaşlar. Karası Yolları ele geçirildikten sonra Karamürsel'de ilk tersanemiz oluşmuş oluyor. Ardından arkadaşlar İznik'te var. İznik'te var değil mi? Ama daha sonrasında bu gelişme gösterecek arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı Devleti'nin bizzat kendi tarafından kurulmuş olduğu Gelibolu Tersanesi olacak arkadaşlar. Gelibolu Tersanesi. Yıldırım Beyazıt kuruyor arkadaşlar. Evet, dördüncü padişahımız bu da. Sonra arkadaşlar sadece böylelikle bitiyor mu? Tabii ki hayır. Artık gelişme gösteriyor arkadaşlar, değil mi? Zaten bundan sonra Rumeli'ye geçiyoruz. Denizlerle Edirne'yi alıyoruz. Ondan sonra Bursa'yı alıyoruz falan filan derken gelip bu tersanemiz daha da çok güçlenmiş oluyor. Peki Yıldırım Beyazıt'tan sonra kim tersanede bir gelişmişlik gösteriyor? Kim zamanında daha da çok gelişmeye başlıyor? Daha doğrusu gelişmişlik devam ediyor. Yavuz Sultan Selim zamanında arkadaşlar Haliç tersanesi kuruluyor. Haliç Tersanesi arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim. Sultan Selim. Değil mi? Sonra bir de arkadaşlar Süveyş Tersanesi var. Bu da Kanuni Sultan Süleyman zamanında arkadaşlar. Sultan Süleyman. Süleyman zamanında kuruldu. Peki arkadaşlar, bu tersaneleri kurduk. Öylece kös durdu mu bu tersaneler? Tabii ki hayır. Biz bunları kullandık. Biz bunları kullanarak bir takım yerleri ele geçirdik. Fetihlerde bulunduk. Topraklarımızı genişlettik. Hemen onları görelim sizlerle. Acaba nereleri aldık? Fatih Sultan Mehmet zamanında arkadaşlar biliyorsunuz ki İstanbul fethi sırasında 400 parçalık donanma kurmuştu arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet değil mi? Çok güçlü bir donanmamız sayesinde ve de aynı zamanda kara ordumuz sayesinde İstanbul'u almıştık. İstanbul'u aldıktan sonra arkadaşlarım Limni'yi aldık arkadaşlar. Limni Adası 1456 Fatih dönemi. Midilli'yi aldık arkadaşlar. Ege Adaları bunlar. 1462. Ondan sonra arkadaşlar Gökçeada'yı aldık. Ege Adalarından arkadaşlar Eğribuz'u aldık. Bunların hepsi arkadaşlar Ege Adalarından, Ege bölgesinden, Ege Denizi'nden ele geçirilen adalar. Tamam mı? Bir de arkadaşlar bunun Karadeniz bölgesinde ele geçirilen yerleri var. Nereler arkadaşlar? Candaroğullarından buralar alınarak arkadaşlar yazamadığım bir Candaroğullarından Kastamonu. Ondan sonra arkadaşlar Sinop alındı.
Ondan sonra bir de arkadaşlar en önemli bir tane daha bir şey var. Hani biz Bizans'ı yıktık dedik, İstanbul'u aldı dedik. Sonradan dedik ki Bizans dirilmesin diye Trabzon'da olan Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdik. 1461'de arkadaşlar. Trabzon Rum İmparatorluğu. Rum İmparatorluğu 1461. Peki arkadaşlar bunları Karadeniz'deki bu yerleri almamız nedeniyle neler? Tamam bunları Ege'den aldık değil mi? Bunlar arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyinde biliyorsunuz ki limanları olan şehirler değil mi? Biz bunları aldıktan sonra arkadaşlar Kırım'ın fethine zemin hazırladık değil mi? Sonrasında arkadaşlar Fatih döneminde Kırım alındı. Çok önemlidir. Kırım alındıktan sonra Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kazandı. Karadeniz Türk Gölü oldu. Evet. Sonra arkadaşlar daha da çok ileriye gideceksek arkadaşlar ileriye gittiğimiz zaman Yavuz döneminde arkadaşlar Mısır fethedildi ama o daha çok kara harekatıydı. Ondan sonra arkadaşlar ileriye baktığımız zaman Kıbrıs alınacak değil mi arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. Ama aslında Kıbrıs'a geçmeden önce Kıbrıs arkadaşlar 2. Selim zamanında hani izlemişsinizdir belki Hürrem Sultan'ın oğlu vardı Sarı Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Sarı Selim zamanında arkadaşlar Kıbrıs alınacak yani 2. Selim zamanında. Ona geçmeden önce arkadaşlar Kanuni döneminde arkadaşlar çok önemli bir tane bizim savaşımız oluyor. Deniz Savaşımız. 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı arkadaşlar. Bu savaşta arkadaşlar Akdeniz'deki üstünlük bize geliyor. Akdeniz'in hakimiyeti biz oluyoruz. Peki Preveze Deniz Savaşı'nda komutan kimdi? Daha doğrusu kaptanı, deryamız kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa arkadaşlar. Evet. Zaten arkadaşlar unutmayın Barbaros Hayrettin Paşa ilk kaptanı derya. Hemen şuraya yazalım. İlk kaptanı derya. Ondan sonra arkadaşlar Divan-ı Hümayun da yerini alacak. Bundan önce Divan-ı Hümayun'da Kaptan-ı Derya diye kimse yok. Artık bu zamandan sonra Divan-ı Hümayun'da Kaptan-ı Derya oturacak arkadaşlar. Ve ilk oturan da Barbaros Hayrettin Paşa. Peki Preveze Deniz Savaşı'na gelelim. Arkadaşlar Preveze Deniz Savaşı'nı biz kazanıyoruz. Akdeniz'deki üstünlüğü ele geçiriyoruz. Akdeniz'in hakimiyeti biz oluyoruz tamam mı? Ama bundan sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? İngiliz ve Rus donanmaları bizi İnebahtı'da arkadaşlar bozguna uğratıyorlar. İnebahtı yenilgisi. Ama arkadaşlar bu kalleşçe bir saldırı oluyor. Arkadan geliyorlar ve donanmamızı yakıyorlar bizim 1571 yılında. Barbaros Hayrettin Paşa ne diyor? Siz diyor bizim de İnebahtı'da sakalımızı kestiniz diyor. Biz ise sizin diyor Preveze'de diyor kolunuzu kestik diyor. Sakal diyor yerine daha gür çıkar diyor ama diyor kol diyor yerine asla gelmez diyor. İstediğiniz kadar uğraşın biz kazandık demeye getiriyor. Tamam mı arkadaşlar? İnebahtı'da 1571 yılında oluyor arkadaşlar. İlk defa donanmamız yakıldı İngiliz ve Rus askerleri tarafından. Tamam mı? Sonra arkadaşlar şöyle biraz daha baktığımız zaman Kanuni dönemine gidiyoruz. Kanuni döneminde de arkadaşlar Kıbrıs fethediliyor. Pardon. Kanuni döneminde Rodos alınıyor, Sakız alınıyor. İkinci Selim zamanında ise arkadaşlar Kıbrıs ele geçirilecek. Yani Sokulu Mehmet Paşa zamanında. Sokulu Mehmet Paşa zamanı diyoruz arkadaşlar genelde ikinci Selim zamanına. Çünkü bu zamanda ikinci Selim pasif durumda olduğu için Sokulu Mehmet Paşa daha ön planda olduğu için Sokullu Mehmet Paşa zamanı diyoruz o zamana. Zaten Sokullu Mehmet Paşa öldükten sonra 1579 yılında duraklama dönemine geçeceğiz. Ondan sonra arkadaşlarım Kıbrıs alınıyor. Kıbrıs alınıyor. 1579'du sanırsam. Evet. Umarım yanılmıyorumdur. Kıbrıs alınıyor arkadaşlar. Kıbrıs alındıktan sonra zaten yine savaşlar olacak. Akdeniz'in hakimiyeti biz oluyoruz. Akdeniz Türk Gölü olma özelliği haline geliyor. Arkadaşlar Kıbrıs alındıktan sonra şunu yazalım. Akdeniz Türk Gölü değil mi? Şunu da yazalım. Bunu da unutmayalım. Kırım Karadeniz Türk Gölü. Peki arkadaşlar, buralara bakacak olursak, şimdi peki önemli bir bizim kaptan deryalarımız kim? En önemlisi de arkadaşlar denizcilik faaliyetleri Kanuni Sultan Süleyman zamanında zirveye çıkıyor. Bu
mesela bu zamandaki kaptan deryalara bakacak olursak birkaç tane isim verelim. Kanuni dönemi kaptanı derya. Birincisi arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa değil mi? Evet, Barbaros Hayrettin Paşa. Son arkadaşlar bizim Piri reisimiz var değil mi? Dünyaca ünlü, ilk defa dünyanın haritasını çıkartan ve hatta arkadaşlar Amerika'nın keşfi olmadığı halde kendi çıkarmış olduğu haritasında Amerika'yı da koyan, Amerika'nın da olduğunu gösteren bir harita çıkartıyor arkadaşlar. Hatta hala Piri reisin o haritasının sırrı çözülmüş durumda değil. Acaba nasıl böyle bir harita çizdi diye hala herkes şaşkın durumda. Piri reis diyelim. Bu arkadaşlar Piri Reis o haritasını Yavuz Sultan Selim'e sunuyor. Bir de Piri Reis'in çok önemli bir tane eseri var. Kitabı Bahriye. Ondan da birazcık bahsetsek bir şey olmaz herhalde. Kitabı Bahriye. Yani Bahriye deniz demek arkadaşlar. Deniz kitabı demek. Bunu da Kanuni'ye sunuyor. Sonra arkadaşlar Turgut Reis var. Ondan sonra arkadaşlar Süleyman Reis var. Süleyman Paşa. Sonra Murat Reis var. Şimdi arkadaşlar bunlara bakacak olursak Piri Reis, Süleyman Reis, Murat Reis, Turgut Reis. Bunlar arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında Hint seferlerine gidiyor arkadaşlar. Yani Hint Müslümanlarını kurtarmaya gidiyorlar. Hint seferleri. 4 defa oluyor arkadaşlar Kanuni döneminde. Bir de arkadaşlar bir şey daha bahsedeyim. İkinci Beyazıt döneminde arkadaşlar, onu bahsetmeyi unuttum, iyi ki hatırladım. İkinci Beyazıt döneminde arkadaşlar Endülüs Emevileri yıkılıyor. Endülüs Emevileri İspanya döneminde kurulmuş Müslüman bir devlet ama başka Hristiyan devletlerin zorluğuna uğradığı için ikinci Beyazıt zamanında arkadaşlar İspanya'ya yardım amaçlı seferler gönderiliyor. Bundan da bahsedersek bir zararımız olmaz. Evet arkadaşlar baktığımız zaman sonrasında arkadaşlar bir şey daha bahsedeyim. Küçük bir konu daha. Şimdi dedik ya Kanuni döneminde zirvesini yaşadı. Denizlerdeki savaşlar, denizcilik faaliyetleri değil mi? Ama sonradan arkadaşlar Girit denen bir tane bir adamız var. Girit Adası. Hepiniz biliyordur muhakkak. Girit arkadaşlar 1669 zamanında arkadaşlar 4. Mehmet zamanında alınıyor. Kaç yıl sürüyor biliyor musunuz Girit'i almak? 24 yıl sürüyor arkadaşlar. Bu da bize neyi gösteriyor? Artık yavaş yavaş donanmanın da zayıfladığını, Osmanlı Devleti'ne paralel olarak donanmanın da zayıflayıp çöktüğünü bize gösteriyor. Evet arkadaşlar, birazcık şundan da bahsedeceğim bir şey olmayacak. Sonrasında arkadaşlar donanmayı yenilemek adına Mühendishane-i Bahri Hümayun kuruluyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Deniz Mühendishanesi okulları kuruluyor arkadaşlar. 3. Mustafa zamanı. Değil mi? Artık iyileştirilmeye çalışılıyor donanma. Artık farkındalar. Sonra 3. Selim de arkadaşlar donanmayı geliştirmeye çalışıyor. Evet, yani artık arkadaşlar Osmanlı'da farkında zayıfladığının, donanmasının da zayıfladığının farkında olduğu için bir takım artık düzeltme, yenileşme hareketlerine başlıyor.